Herkese merhaba. Microsoft Flight Simulator'ın 7. güncellemesi çıktı. Bu güncellemeyle World Update 2 geliyor. Yani Amerika güncelleniyor. İlk World Update'te ne gelmişti? Eylül ayı sonunda Japonya güncellenmişti. Japonya'da işte bir sürü simgesel nokta, yeni havalimanları, elle yapılmış fotogrametri özelliği şeyleri işlenmişti. Şimdi ise dün 24 Kasım'da Amerika için bir güncelleme çıktı. Amerika'da 50'den fazla, yaklaşık 50 tane. Şu an tam 50 tane simgesel nokta. Burada barajlar var, uzay merkezleri var. İşte Kennedy Space Center var Florida'da. Pearl Harbor var Hawaii'de. Oil rigler falan var. Ondan sonra barajlar, anıtlar, tarihi binalar, doğal, insan yapımı olmayan yerler var. Simgesel noktalar var. Kayalar var diyelim ona. Shiprock var mesela New Mexico'da. Ondan sonra bir sürü eyalette böyle. Monument Valley falan var işte. Böyle bir sürü yer ekleniyor. Kuleler ekleniyor, köprüler ekleniyor. Yani böyle Amerika'da önemli olan bütün simgesel noktalar, 50 tane toplamda bunlar. Onların hepsi ekleniyor ve çok güzel hani manzaralar oluşuyor bu sayede. Bir de bunun artısı şu var. Yükseklik verileri güncelleniyor bu yeni güncellemeyle. Yani doğru yükseklikler ekleniyor dağlara, tepelere vesaire. Bir de uydu görüntüleri güncelleniyor o belirtilen yerlerde. Bunun ekran görüntüsünü ekranda görebilirsiniz. Böyle bir sürü gidebileceğiniz nokta oluşuyor. 4 tane yeni havalimanı var. Bunlar Atlanta International, yani kat diyeceğimiz kat. Biz böyle okursak. Jackson Atlanta. Bu mesela el yapımı olmuş. Tabi yani yine DLC'lerde, eklentilerde farklı oluyor biliyorsunuz. DLC demeyelim de ona. Friday Harbor var. Bu yine FHR diyelim. Burası mesela güncelleniyor el yapımı olarak. Ondan sonra Dallas var. Dallas'ta buradaki havalimanı, o da güncelleniyor. Bir de son olarak New York City International var. O da KS, evet böyle yazarsak. Burası el yapımı olarak güncelleniyor. Tabii ki de daha fazla olsaymış şey olmuş ama bu güncelleme devam edecek. Zaten haritada işte güncellenen kısımlar belirtiliyor. Bunlar devam edecek. World Update devam edecek. Bir sonraki muhtemelen Avrupa falan olur. O yüzden onu bekleyeceğiz. Güncellemenin diğer özelliği zaten iyileşmeler, düzeltmeler. Şimdi tabii yine 48 tane havalimanı verisi güncellenmiş. Bunu atlamayalım. 50 tane dedik zaten simgesel nokta geliyor. 11 tane arketip bina geliyor. Alaska'da mesela geçen bir şey var. Bush trip var artık. Şöyle Bush triplerden girersek Alaska'dan Kuluk Lake'e gidiyorsunuz. 12 bacağı olan bir uçuş. 6 saat sürüyor. 741 deniz mil uzunluğunda. Bir de orada iskübi kullanıyorsunuz. Bir de ana menüde zaten Discovery Flight var. Burada da doğu kıyısını Amerika'nın keşfediyorsunuz. 1,5 saat boyunca Grand Caravan'la 244 mil uzunluğunda Stewart'tan kalkıyorsunuz, yeni eklenen havalimanı Ronald Reagan Washington National Airport'a gidiyorsunuz. Çünkü Beyaz Saray da ekleniyor. Zaten paylaşan tanıtım videosu çok güzel. Yani izlediğinizde bayağı büyüleniyorsunuz ki bu böyle devam edecek biliyorsunuz. Hani böyle bir sürü yere gidecek ve inanılmaz bir noktaya gelecek Microsoft Flight Simulator. Elbette hani bunlar işin grafiği, görsel kısmı. Düzeltmelerde ise şöyle işte performansta iyileştirmeler var. Fotogrametri görüntünün bu yüklenmesini iyileştirmiş, optimize etmişler. Uzak mesafedeki bu offline hava trafik aracı, yani uçaklar offline oynarken, uçarken o uçaklar kaybolduğunda bize hala gösteriyormuş aslında arka planda. Onun düzeltmesi falan yapmışlar. Büyük yolcu uçaklarında mesela işte Airliner'da 747-8 ile A320 Neo'nun yakıt tüketimi düzeltilmiş. Bir de A320 Neo'da bir yav salınımı vardı. Sapma rotasyonunda bir düzenleme yapılmış. Diğer çeşitli uçaklarda iyileşme var. Glass cockpit'te, Garmin Glass cockpit'te otopilotla ilgili birkaç bildirim eklenmiş. Flight Director artık otopilotla beraber çalışacak açıp kapattığınızda. Kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler var. Ondan sonra bunu böyle başlatalım. Ondan sonra bu Onicom'un Bravo Throttle Quadrant'ta biliyorsunuz çıkmıştı. Teslimatları falan yapılıyor. Şu an rotamız bu. Burada mesela işte adamlar yine hazır ayar getirmişler. Ardından CH diye bir marka var yine. Onlar da böyle Flight Stick, Quadrant, Combat Stick gibi şeyler üretiyorlar. Donanımlar üretiyorlar. Onların da işte hazır ayarları eklenmiş. Logbook kısmında biliyorsunuz uçuş günlüğü var orada. Bitirmediğimiz uçuşların verilerini artık orada doğru gösterecek. Yani bitirmediğimizde orada doğru görüntülenecek. Bitirmediğimize dair. Yine bu daha küçük sokakların ve işte yolların bu sokak lambalarında bir iyileşme yapılmış. Rastgele görüntülenecekmiş orası. Bir de havalimanındaki çalışanlar arada böyle bug'a giriyormuş. Denk gelmiştim. Donuyorlarmış arada. Evet bu oluyordu. İşte animasyon falan bozuluyordu. Bunları düzeltmişler. Şimdi bundan sonra yine bir güncelleme olacak. Tabii şu an World Update bu. Bundan sonra SIM Update olacak. SIM Update 2, SIM Update 3 gibi zaten takvimde bunlar açıklandı. Bu perşembe akşamı feedback, snapshot tekrar paylaşılacak. Onun dışında yine feedback, snapshot'la beraber development roadmap paylaşılacak. O da bize Aralık, Ocak, Şubat takvimi falan gösterecek. Zaten Şubat'ta SIM Update falan gelecek, yine önümüzdeki ay bir sürüm daha çıkması bekleniyor, Aralık ayında göreceğiz. Helikopterler zaten 2022 yılında çıkacak. Hani böyle bir sürü şey var. Ben buna tekrar aklamaya başlayıp bu ara vermiştik. Tekrar başlıyoruz. Bir yayın yapmıştık gerçi de. Videolar ara vermiştik. Grand Caravan. Tura başlayalım ya. Grand Caravan'la East Coast USA turuna çıkalım. Sevdiğim uçaklardan birisi. Bunda işte düzeltmeler de yapılmış ya. Bunda sanırım şey yapıldı ya. Görünmez bir spoiler falan varmış. Onu düzeltmişler. Yine biliyorsunuz rudder'la şu an piste gidiyorum. Yani ayaklarına bastığım bir pedal var. Uçak pedalı var. Bunu yine gel bura.com göndermişti. Gascon'la beraber. Joystick'imle beraber işte full set uçuyorum artık. 70 knot. Hop böyle şey. Çok uçmak gerekiyor ya. Rudder'la. Yani rudder'la alışmak gerekiyor. Çok uçtuğunuzda alışıyorsunuz ama böyle pat günlerce uçma, takılma, sonra girelim, uçalım tarzında olmuyor. Güzel bir ortamda böyle uçuyoruz. Yükselmeye devam edelim. En son bir canlı yayında ne yapmış biz? Kolardo'da falan uçmuştuk ya. Güzel bir uçuş yapmıştık ama daha sonra ne yapmıştık hatırlamıyorum. Planlı uçuşlar güzel oluyor. Yani mesela şimdi Wyoming'de burada gelen bazı yerler var. Onları mesela ATC'nin, American Traximeter'ın yeni DLC'sinde de göreceğiz. Texas'ta da göreceğiz. Kolardo'da da gördük mesela. Kolardo'da uçmuştuk bir yayında. İyi oluyor abi yani şimdi. Çok bir şey bilmesen de böyle yerlerde uçmak inanılmaz keyif veriyor. Planlı şekilde ineceksin, kalkacaksın, yakıtını alacaksın falan tarzında. Bu yakıt verisinin hesaplanmasına da bir düzeltme, iyileşme yapılmış. Yani böyle şeylerde iyileşme yapılıyor. Otopilota geçelim ya. Geçtik otopilota. Nav'ı açalım. FLC'yi de açalım, yukarı doğru tırmansın. Flight Director açılmadı. Tam açıldı. Şöyle söyleyeyim, tamam iyi her şey. Şimdi bir sürü işte özgün kanatına falan gidebilirsin, Beyaz Saray'ı görebilirsin de şöyle bir şey var. Yine gelen güncellemelerde bir şeyler bozuluyor. Hatalı çalışıyor, arızalı çalışıyor, bug oluyor. Bu olayın önüne geçemiyorlar. Yani A32N-X8'den bahsetmiyorum. O zaten çok iyi bir şekilde ilerliyor. Hatta yeni sürümde gelecek işte. Şu an bununla uyumsuzdu sanırım. Tabi development versiyonu, yani dev versiyonu yüklerseniz sıkıntı olmaz da. Şu an New York'un üstündeyiz, görüyorsunuz. New York Scenic koridor var. Yine özgürlük kanatı New York Bay. Oradan böyle Philadelphia'yı görüyorsunuz. Geçen Instagram'da paylaştığım 747 fotoğrafı aslında Philadelphia havalimanında. Orada bir iniş yapıyordum. Orada çekmiştim. Sordum, tabii kimse bilemedi. Böyle gidiyoruz otomuzda, görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'de geldiğinde ne olacak? Yani ya ileride Türkiye kısmı da hani bilmiyorum nasıl olacak. Orası nasıl yaparlar? Sonuçta bölge bölge yapıyorlar. Ama İstanbul'u yaparlar mı o şekilde? Yani çok şeyin eklenmesi gerekiyor ama bizim sıramız daha sonra olur herhalde. Yani ona gelene kadar yani bir sürü şey var arada. Yunanistan bile mesela ayrı bir şeyle yapabilir. Rusya'nın bir kısmını. Güney Amerika zaten var. Unutmayalım onu. Ondan sonra. Ya bu yenilemeler de şimdi doğru yükseklik kriter zaten. Doğru yükseklik bilgileri binalarda dahil olmak üzere doğru binalar. Belki de önemli yüksek gökdelenler. Yine tarihi binalar burada. Önemli ticaret iş merkezleri değil. Yani öyle bir sürü bina, kongre binaları atıyorum. İşte kamusal binalar. Bunlar önemli zaten. Bunların eklenmesi iyi oluyor. Biz biraz düşürelim ya. Ama Türkiye'ye gelene kadar bence epey bir vaktimiz var ya. Ya burada bir köprü var ama buradaki köprü yapmamışlar. Birçok köprü yapıldı ancak böyle yerler tabi henüz bitirilmedi. Bunlar da zamanla güncellenecek, artık ne varsa işte ona göre elden geçirilecek. Yani tabi şimdi ultra yüksek ayarlarda bütün her şeyi daha iyi dokularla, kaplamalar yüklemek var. Bir de benim ayarlarımda takılmak var. Yani bir şikayetim yok zaten, hani normalde bu yükseklikten pek uçmuyorum. Biz hani gösterelim diye 1000 fite falan indim. Yani buradan elbette yani karton gibi görünüyor her taraf. Ne oldu? Ben ilerledikçe buraları daha yüklendi. Yani ağaçlar oluşturuldu. Bazı yerlerde ilk hani girerken belki videoda kesmişimdir, fark etmedim de daha kötü durumdaydı. Şimdi yavaş yavaş ilerledikçe bunları stream etti benim bilgisayara. Zaten buna yapay zeka otomatik olarak atıyor. Gerçekte elbette hani bu kadar değildir. Daha farklı görünüyordur belki de. Ama buraları update etti şu an. Evet, biraz daha böyle geldikçe ayrıntılı olmaya başlıyor ama detay seviyesi de çok ultra değil şu an bence. Tabi yukarıdan daha iyi görünüyor. Yani New York'a daha önce de uçmuştum ama yani çok böyle tercih ettiğim yerler değil Microsoft Flight Simulator'da uçarken. Çünkü bunun nedeni biraz da şey, büyük yolcu uçaklarıyla buralara geldiğinizde biraz performans yaşıyorsunuz. X-ray Golf Sierra. Request clearance to transition Bravo airspace. Yes, Alpha Sierra X-ray Golf Sierra, New York approach. Biz sonraki videoda görüşmek üzere. Video açıklamasında güncelleme notları var. Oradan ulaşabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha planlı bir uçuşla karşınızda oluruz. Hoşça kalın.